Dur, kaçma! Dur, burada mıyım? Yoksa ateş açarım! Eller yukarı, bir yere kaçamazsınız. Zırlama ve bir şey olmaz. Babam kurtarır. Ben bakanın oğluyum. Lütfen babama haber ver. İşte kartı. Karakolda anlatırsın derdini. Hadi yürüyün. Yürü bakalım. Gel benimle. Konuşan oğlumdu komiser bey. Onu derhal serbest bırakın. Vallahi sayın bakanım, bu emrinizi yerine getirmek selahiyetimin dışında. Beni duymadın galiba komiser. Bir bakan emrettiğinde senin selahiyetin diye bir şey olamaz. Vazifen emrimi yerine getirmektir. Sayın bakan, başkomiser Abdullah bey'in kesin emri var. Ben bir şey yapamam. Ancak kendisine haber verebilirim. Devletin koskoca bir bakanı yanında komiser Abdullah da kim oluyor? Bu komiser Abdullah, Minyeli Abdullah beyefendi. Kafası ezilecek birisi o. Üzgünüm. Ama mecburen sabahı ve başkomiseri bekleyeceksiniz. Hanımı da kadınlar koğuşuna götürün. Babam bu gecenin hesabını sorar sizden. Kendine yer beğen. Sürgün içinde ne istersin? Gösteririm ben sana. Başkomiser Abdullah karar verirmiş. Koskoca bakan çocuğu geceyi orada geçirecekmiş. Kim oluyor bu başkomiser? Hakkında çok şikayetler geldi. Onu en iyi tanıyan insanım beyefendi. Zararını anlatamıyordum bir türlü ama gördünüz işte. Oğlunuz onun yüzünden karakolda. Böylelerinin hakkında siz gelirsiniz efendim. Benim oğlumu sabaha kadar karakolda tutamazlar. Komiserin keyfini bekleyemeyiz. Kerim bey, sen bakanlığı derhal harekete geçir. Emredersiniz. Komiseri neredeyse bulun, alıp getirin buraya. Başüstüne efendim. Meseleye sert girin. Ya emrimi yerine getirir, ya kendine başka iş arar. Hamallah'a döner beyefendi. Bilal. Hadi oğlum yat artık. Geç oldu. Hadi evlat. Babacım, fabrikaların verimliliğinin düşme sebepleri hakkında rapor hazırlıyordum. Uykusuz kalarak mı oğlum? Benden öncekiler öyle uyumuş ki memleket hala nasıl ayakta şaşarım. Allah koruduğu için Bilal. Ama senin gibiler çalışınca her şey daha iyi olacak. Hayırdır inşallah gecenin bu saatinde. Sen dur oğlum. Nasıl olsa beni isteyecekler. Karakoldan çağırıyorlardır. Buyurun. Ben Bakan Akif Bey'in özel kalem müdürüyüm. Sizi Bakan Bey istiyor. Yarın giderim. Hayır, hemen. Bakan Bey'in emri böyle. Komiser Bey, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ettim. Ama bu zahmetinizi telafi ederim. Vazifemiz efendim, buyurun. Bir emriniz mi vardı? Oturmaz mısınız? Rahat konuşalım. Sayın Bakanım, biz müsaadenizi rica ederim. Evet, evet. Hanımefendi. Hanımefendi. Müsaadenizle. Oğlum, bize iki viski. 12 yıllıklardan olsun. Affedersiniz Bakan Bey. Bendeniz içki kullanmam. Aa, bu olmadı işte. Kahire Emniyet Teşkilatı'nın koskoca başkomiseri. Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyim beyefendi. Bakınız, işiniz çok ağır, çok yorucu. Bizim gibi memleket sorumluluğunu sırtında taşıyanların yorgunluk atmak için 2-3 kadeh içkiye ihtiyacı olur. Benim ihtiyacım olmaz beyefendi. Hadi çocuğum, sen git. Canım, bir kadehten bir şey çıkmaz. Şöyle azıcık bir şey. Dinimize göre çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Beni mazur görün. Dinine bağlı olanlara saygılıyım. Öyleyse gelelim meselemize. Evet efendim. Oğlum Şevki, bir mücevher soygunu hadisesinde yanlışlıkla nezarete alınmış. Karakoldan sizin emriniz olmadan bırakmadılar. Şuradan telefonla bir emir buyurun da bıraksınlar çocuğu. Baş üstüne Bakan Bey. Yalnız telefonla değil, karakola gidip durumu inceleyeyim. Suçsuzsa derhal bırakırız. Durumu ben anlattım ya, yetmez mi? Devletin koskoca bir bakanının sözü mü doğrudur? Karakolda konuşacak insanların mı? Hadi inadı bırakın da dediğimi yapın. Ben kanunların gereğini yapıyorum beyefendi. Herhalde sizin de saygınız vardır kanunlara. Abdullah Bey, boş inadı bırakıp sayın bakanımızın emrini yerine getirirseniz hakkınızda hayırlı olur. Mühim olan şahsi kaygım değil, kanunlar müdür bey. Kanunlara en az İngilizler kadar sadık olmalıyız. Bu ne saçmalık? İngiliz uşağı mısınız komiser bey? Asıl İngilizlere uşak olmamak için hakka, hukuka saygılı olmalıyız. Komiser bey, sen mevki olarak çok üstün olan bir bakanın emrini de dinlemek zorundasın.
Onun için emrediyorum. Oğlumu derhal bıraktır ve ondan özür dile. Ben bakanların değil, kanunların emrindeyim beyefendi. Küstah! Bu cesareti kimden alıyorsun sen? Abdülnasır Hazretlerinden mi? Kanunların hakim olmadığı yerde istibdat vardır, zulüm vardır. Kanunları kendine perde yapıyorsun. Aslında sen bir gericisin, bir yobazsın. Bunun faturasını ödeyeceksin, anlıyor musun? Hem bulunduğun mevkiye oturabilmek için can atan binlerce insan var. Neyine güveniyorsun sen? İpime beyefendi. Ne ipi? Hamallık ipi bakan bey. Rızkımı haksızlıkla temin edeceğime sırtımda yük taşıyarak kazanırım. Zaten hazırdım böyle bir şeye. Komiserlik işini isteyerek almadım. Ricayla kabul ettim. Ama isteyerek ayrılabilirim. Zat-ı halinizin kovdurmasına gerek kalmadan. Zaten düzenin bozukluğunu bildiğim için istifa mektubum cebimde. Sivil elbiselerim gardırobumda hazır bekliyor. İpim de duvarda asılı. Bir ip insanı memleketin en forslu bakanından daha kuvvetli yapıyor. İnsan Allah'ına ve alnının terine güvendi mi gerisi kolay. Bakanın etrafında emirlerine kul köle olan bir sürü haysiyetsiz insan var. Senin gibi birini görmemiştir bile. Ama memleketimizde gizli kalmış bir sürü kıymet var Sevde.